Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk futbolu için çok önemli bir gün. Bildiğiniz gibi Volkan hocamızla 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi teknik sorumlu pozisyonda görev alacak kulübümüzde. Çok uzun yıllar Türk futboluna üst düzeyde hizmet etmiş bir spor insanı. Şimdi sahanın bu tarafında yeni pozisyonunda bu hizmetlerine devam edecek. Kendisiyle yaptığımız görüşmede onun bu pozisyon için ne kadar hazır olduğunu, ne kadar arzulu, istekli olduğunu, hayallerini ve hedeflerini öğrendik. Bütün bu hayallerinin, hedeflerinin ve özellikle de çalışma biçiminin bizim kendi kulüp vizyonumuzla ne kadar örtüştüğünü gördükten sonra birlikte çalışma kararı aldık. Ben eminim ki bu yeni kariyerinde çok başarılı olacaktır. Öncelikle kendisine, sonra kulübümüze, daha sonra da Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sözü kendisine bırakacağım. Daha sonra sorularınız olursa da iletirsiniz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir şey söylemek istiyor musun? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Serkan kardeşim diyorum. Çünkü kardeşimle arkadaşlar ve uzun zamandır da kendilerini tanıyorum. Keza Süleyman Başkanım'ı da başkanlığından önce de biliyorum. Başkanlığından sonra da biliyorum. Ve ara ara da görüşmelerimiz olmuştur. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Murat kardeşim her ne kadar tanımasam da kısa zamanda gerçekten birbirimizi iyi anladığımızı ve çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Yani neticesinde küçük ama çok güzel birbirini anlayan ve tanıyan bir ekibe geldiğim için ve burada çalışma fırsatı bulduğum için başta başkanıma, Süleyman kardeşime, Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. 2,5 yıllık bir anlaşmamız var. Ama tabii ki hedeflerimiz çok büyük. 2,5 senede bunları başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Ama hedeflerimiz daha da büyük. Karagümrük Spor Kulübü'nü inşallah elimden geldiği kadar düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirip başkanın istediği bir kulüp haline getirmek için ona bir söz verdim. Bu sözümü de en yakın zamanda en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir takıma geldim. Görevim gereği Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyordum. Çok iyi araştırıyordum. Her kulübe hakim ve her kulüple alakalı biraz bilgim vardı. Aynı şekilde Karagümrük Spor takımıyla da alakalı vardı. Ama içine girdikten sonra aslında bildiklerimin daha da fazlasının olduğunu gördüm. O yüzden bu şansı, bu desteği ilk günden beri, yani ilk oturduğumuz günü hatırlıyorum. Program sonrası telefonda bir konuşmamız oldu ve beni davet ettiler. Ondan sonra gittim. İlk konuşmamızdan geçen süre zarfı 5 gündür. O süre zarfında birbirimizi çok iyi anladığımızı, birbirimizi çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum ve güzel bir ilişkiyle bir yolculuğa imza attık hep beraber. İnşallah bu yolculuğun sonu da en iyi şekilde, mutlu bir şekilde bitecek. Bunun için kendi adıma söz veriyorum. Başkanım, kardeşim, Murat aynı şekilde onlar da bana söz veriyor. En iyi şekilde beraberce bir yola çıktık ve bu yolun sonunda inşallah güzel bitecek. Burası. Sansürsüz Futbol, Elis Musa. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Fenerbahçe hocasız kaldı siz Karagümrük'le anlaştıktan birkaç gün sonra. Eğer siz anlaşmasaydınız muhtemelen sizin de adınız geçecekti. Bu konu hakkında bir pişmanlığınız var mı? Ayrıca yarın Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Hislerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi bu soruyu sordun, sen direkt atakla başladın. Biraz ısınma hareketleri yapsaydık, biraz alışsaydık, başka sorular alsaydık falan. Ama neyse, cevap vereyim tabii ki, seni kırmayalım. Şöyle, ben her zaman zamanın doğru ve yerin doğru olması yanındayım. Şu an doğru zaman ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Evet, hedefim var. Sadece Türkiye için değil, yurt dışında da hedefim var. Yani sadece Türkiye kapsamlı bir hedefim yok. Allah bana o gücü ve kuvveti ve aklı verirse inşallah yurt dışına da gitmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki hedeflerim sırasıyla. Şu an doğru yerde ve doğru zamanda Karagümrük Spor'la beraber bu yola başladığını, o yüzden de çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Evet, yarın maçımız var. Güzel bir maç olacak. Benim için çok duygulu bir maç olacak ama biz ilk anlaştığım günden itibaren 5 gün süre zarfında ekibimle beraber zaten Karagümrük'ü çalışmaya başlamıştık ki bunu zaten gösterme maçıyla meyvesini aldık. Kendimizi iyi ifade edebildiğimizi düşünüyorum takıma.
Şimdi biraz daha onları tanıdığımı, biraz daha kendimi daha da iyi ifade edebildiğimi, çünkü futbolculardan da geri bekleri çok iyi aldım. Yani çok iyi dönüşler aldım. O yüzden yarın güzel bir maç olacağını, en iyi şekilde çıkıp hazır bir şekilde maçımızı oynayacağımızı düşünüyorum. Birincisi ekibinle alakalı bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Egemen Korkmaz'ın ismi geçiyor. Birçok seninle birlikte eskiden futbol oynayan, şu an antrenörlük yapan birçok oyuncunun ismi geçiyor. Eski oyuncunun ismi geçiyor. Ekibinle alakalı bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Bir de aracılıkta bir hedefimiz var. Bir noktaya getireceğiz ama o nokta ne? Onu bir tanımlayabilir misiniz? Şimdi o nokta, ilk önce son sorundan başlayayım. O nokta tabii ki hedefler hiçbir zaman bitmemeli bence. Başkanım da, Süleyman kardeşim de aynı şekilde hedefleri olan insanlar. Ben de hedefler doğrultusunda onlara bir söz verdim. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum ki gerçekten bu kadro içine girdikten sonra beni çok heyecanlandırdı. Evet, dışarıdan biliyordum çok kaliteli oyuncular olduğunu, çok iyi bir ekip olduğunu. Buradan Faruli'ye de teşekkür etmek lazım. Gerçekten hikayesi olan bir takım bırakmış. Şimdi ben bu takımı biraz daha, hani hikaye olur ya, ön söz olur, giriş, gelişme, sonuç diye. Giriş gelişmesi olan ama sonuçlandırılamayan bir hikaye. İnşallah ben bu hikayeyi sonuçlandırmaya geldim. Başkanıma da bu konu hakkında gerekli şeyleri söyledim. Ben elimden geleni yaparak hikayeyi sonlandıracağım. İlk soruna gelince de ekip çok önemli. Evet, Egemen'in ismini söyledim diye ben söylemek istiyorum. Egemen'in şu an bulunduğu ortamda ayrılması çok zor. Hem Trabzonspor'a hem Abdullah Hoca'ya, yani bunu isteyemem. Kendisinden de isteyemem. Yoksa Egemen benim her zaman yanımda olmasını istediğim bir kardeşim. Şu anki ekibim ve biz aşağı yukarı 3-4 aydır zaten herhangi bir çalışma içerisindeyiz. Yani birçok kulübü analiz ediyoruz, birçok rakibi biliyoruz, birçok konuya hakimiz ve en iyi şekilde de ekibimle beraber organize bir şekilde takımımıza faydalı olacağımızı biliyoruz. Zaten bugün antrenman öncesi tamamen bir ekip fotoğrafı da vermeye çalışacağız. Oradan sonra da kulübümüz gerekli açıklamaları yapar. Çok güzel insanlardan kurulu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben eğer bir yola ekiple çıkıyorsam, yani şu an 6-7 kişiyiz aşağı yukarı. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca hep yanımda olacaklarını düşünüyorum. Yani öyle bir ekip kurmaya çalıştım. Yani yarın bir gün benim yanımda başka birini göremeyeceksiniz. Tabii ki girenler olacaktır ama çıkanlar olmayacaktır. Çünkü ben her zaman ekip işinin çok önemli olduğunu ve sürekliliğinin olmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ekip gördüm, çok çalışma ortamı gördüm. Çok ayrışmalar gördüm. O yüzden bu ekip için, işi benim için çok önemli ve elimden geldiği kadar yola çıktığım ekiple devam edip tabii ki bir iki katılımlar olacaktır. Bunlar da zamanla yavaş yavaş ekibimizi alacağız. Kariyerinde daha önce tabii yardımcı antrenörlük yaptın. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Sonra yorumculuk ve şimdi her ne kadar bu deneyimi yaşamış olsam da artık farklı, çok farklı bir deneyim, teknik direktörlük ya da teknik sorumluluk deneyimi diyelim. Ve ilk maçında eski takım arkadaşım Caner Erkin öğrenci olarak, oyuncu olarak gol attı ve takıma galibiyet getirdi. İlk maçın ardından ne hissettin? İlk teknik hocalık kariyerinde. Şimdi tabii imzaladıktan sonra bir akşam antrenmanı, bir de kamp akşamı antrenmanı yaptım. İki tane antrenman yaptık. Tabii ki çok heyecanlıydım. Ama bu heyecan tabii ki, nasıl söyleyeyim size, çok tatlı bir heyecandı. Yani herhangi bir şüphe, herhangi bir korku, herhangi bir ümitsizlik yok. Tamamen o içinize doğan bir enerji, hissettiğiniz bir duygu olur ya, onun gibi bir enerji. Hani bir kıza aşık olursunuz da hep onu düşünürsünüz ya, onun gibi bir hissiyat, onun gibi bir heyecan vardı. Bu heyecanı da gerçekten Göztepe maçına kadar 2 günlük süre zarfında hem takıma kendimi ifade etmeye çalıştım hem de hissettirmeye çalıştım. Takımda dediğim gibi az önce hep söylüyorum, bunu işte söylemekten çekinmeyeceğim, her zaman da söyleyeceğim. Ben 2 günde hiçbir şey veremem bir takıma. Ne taktik verebilirim, ne teknik verebilirim. Ama duyguyu iyi hissettirdiğimi düşünüyorum. Zaten Caner'i çok eskiden beri tanıyorum. Caner'in Türk futboluna kattıkları ortada. Her ne kadar bazen eleştirilse de hepimiz eleştirildik ama futbolculukta eleştirilene yazık ki maruz kalabiliyorsunuz. Doğrularınızla, yanlışlarınızla. O bir geçiş dönemi, genç dönemdesiniz. Ama şu an Caner'in daha olgun, daha karakterli, daha düzgün, futbol hayatına daha bakış açısının değiştiğini düşünüyorum. Ve geldiğim günden itibaren de konuşuyoruz. Ve
o maçta da bana gol atarak Volkan hocam hoş geldin demesi benim çok hoşuma gitti. Tabii başka arkadaşım da atsa, başka oyuncu da atsa yine sevinirdim ama Caner'in atması tabii ki ikimiz için de ekstra bir motive oldu. Dediğim gibi takımda herkesin enerjisi çok yüksek. Çok güzel bir ilişki kurduk. Tabii ki kısa zamanda ama o havayı koklayabiliyorum. O yüzden ben sadece Caner nezdinde değil de bütün takım nezdinde çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Milliyetspor Erdem Taşkın. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Takımda tecrübeli isimler var. Bilal Ertanakçı, Caner Erkin, Keza Bilyalı. Onlarla olan ilişkinizi ben merak ediyorum. Yaşlarınız da yakın olduğu için belki destek oluyorsunuzdur. Onlarla olan ilişkinizi soracağım. Bir sorum daha var hocam. Genç oyuncuların öneminden bahsediyoruz her zaman futbolda. Ara transfer döneminde genç oyuncularla alakalı bir girişimimiz olacak mı yoksa tecrübeli oyuncularla mı? Gerçekten ikiniz de zor soru sordunuz. Erkeklerden böyle sorular gelmiyor. Ona göre söyleyeyim şimdiden. Şimdi şöyle, tabii ki takıma iki gün kala geldim maça. Şimdi önümüzde önemli bir maç daha var. Onlara hazırlanıyoruz. İkinci sorundan başlıyorum. Tabii ki transferlerimiz, düşündüklerimiz olacaktır. Ama beraberce karar verip bir ortak kararda buluşup transferlerimizi yapacağız. Ama şu an o konuya daha eğilemedik. Çünkü gerçekten hani şu an benim bakıldığımda takım üzerinde de çok eksik bir bölgemiz yok. Yani transfer için... Transfer yapmak için transfer de yapmak istemiyorum. Hem kulübün bütçesiyle alakalı hem de oyuncu çoğunluğundan dolayı. Çünkü yeterli bir kadromuz var. Genç oyuncularımız var. İsimlerini buradan şimdi vermek istemiyorum ama 2-3 günde de olsa kendini bana gösterebilen, daha doğrusu fikir edindiğim oyuncular var, genç arkadaşlar var. Bunlar da yavaş yavaş zaten süre bulacaklar. Zaten ilk maçımızda Adnan kardeşimiz, gerçi geçen antrenör teknik adamın da birkaç maçında herhalde tam bilmiyorum ama 3-4 maçta görevlendirdi kendisini ama ya bu tarz kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmak lazım. Çünkü gerçekten çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular var. Ama tabii ki süre aldıkça bunları ortaya çıkartabilirler. Yoksa süre alamazsanız hiçbir zaman kendinizi gösteremezsiniz. Onların da zamanı bir yere gelince yavaş yavaş hepsini oynatmaya çalışacağım. Hangisiydi pardon? Takımdaki ya şimdi tabii ki az önce de dile getirdim. Ekip, takım... Yani dışarıdan baktığımla içine girince daha da beni heyecanlandırdı. Çünkü gerçekten şimdi çok takım gördüm, çok hoca gördüm, çok taktik gördüm, çok teknik gördüm. Çok takım gördüm derken yani takım arkadaşlarımdan bahsediyorum Fenerbahçe camiası içinde. Yani iki gün olmasına rağmen her şeyi bir söylediğimde anlayabilen, hatta ilk çıktığım antrenmanda bir opsiyonu bir kere gösterdiğimde hemen onu uygulayabilen, gerçekten tecrübeleriyle, oynadığı yerlerle, mevkilerle gerçekten çok güzel bir ekip kurmuş. Buradaki başkanım ve kardeşlerimi tebrik ediyorum. Mükemmel bir takım kurmuşlar. Yani bana sadece dediğim gibi yani sadece konuşma ifadeyle beraber Göztepe gibi deplasmanda 12 bin kişinin seyircinin önünde gerçekten çok da güzel futbol oynadık. Sadece iki tane yine kendi çıkışımızdan verdiğimiz pozisyonlarla pozisyon verdik. Onun dışında 6-7 tane hani %100 demeseniz de %70'lik, %60'lık gol pozisyonlarına girdik. O yüzden takımdan çok memnunum. Tecrübesiyle, genciyle çok güzel bir ekip var. Umuyorum ve düşünüyorum ki zaten bu ekibi gördükten sonra içeride umudum daha da yükseldi. Hedeflerimizi de ona göre belirleyip yolumuza ilerleyeceğiz. Hatta hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şu arkadaş bir konuşalım. Buradan söz aldım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şöyle şunu soracağım. Aslında da benim hem as başkanı Sayın Serkan Umay'a da sormak istiyorum ama ardından sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Hem Karagümrük olarak başkanım genç teknik adamlar tercih ediyorsunuz. Futbolunda çok sık gördüğümüz bir şey değil bu. Fahri de öyleydi, Volkan Hoca öyle. Ondan önceki seçimler de böyleydi. Genç teknik adam, başarılı yaş teknik adam seçimlerinizle ilgili bir yorumunuzu merak ediyorum. Tabii Volkan Hoca'da bir şey eklemek istersen bu konuda dinlemek istersen. Yani şimdi biz geçmişimize baktığınızda hem başkanımızın burada ve bir önceki kulüplerinde hem Karagümrük'te biz her zaman spor insanı yetiştirmek isteyen bir vizyon ortaya koyduk. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Yani bu genç hocalara yönelmemizle ilgili. Biz bir işi yaparken ya o işte en iyisiyle birlikte olmak istiyoruz ya da en iyisi olabilecek insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Volkan hocamız da bize göre Türk futbolunda ve sonra inşallah Avrupa futbolunda fark yaratabilecek profilde bir spor insanı.
Biz de ona burada en doğru atmosferi, kendi bilgimizi, tecrübemizi ve çok çalışmamızı ortaya koyarak yaratacağız. Ve onun kendi potansiyeli ulaşmasına yardımcı olacağız. Bizim vizyonumuz her zaman bu şekilde olmuştu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Sen de ona da yönlendirmiştin herhalde. Başkanım sağ olsun, Serkan kardeşim sağ olsun. Yani as başkan tabii de kardeşim diyorum, yanlış anlamayın. Bunu da gerçekten çok öncesinden biliyorum kendisini. Hani tabii ki yönetici, teknik direktör ilişkisi aramızda var ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sağ olsun da bana çok güvendiler ilk önce. Zaten toplantının başında da söyledim. Ben ailenin, yani bir ailenin nasıl birbirine sarıldığını bilebiliyorsam kendi ailemden, kendi tanıdıklarımdan. Burada da öyle bir ortamın olduğu için yani abi kardeşi ilişkisi bir durum olduğu için benim için çok değerli bir kulüp. Tabii ki fikirlerimiz olacak, konuşacağımız olacak, tartışacaklarımız olacak ama hiçbir zaman o aile ilişkisi, düzeni bozulmayacak. O yüzden az önce de söyledim, çok doğru bir yerdeyim ve çok doğru bir zamanda bu kulübün içinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah hep beraber bu başarıyı elimizden geldiği kadar yukarı çıkarmaya çalışacağız. Buyur kardeşim. Olsan bir şeyle sabır edeceğiz. Kaptan Aybol. Teşekkür ederim. Hep böyle taraftarla iç içe olur. Evet. Karagümrük'e baktığımızda iyi bir taraftar var. Evet. Stat çok büyük olabilir ama taraftar az gözükse de oldukça etkili oluyor maçlarda. Taraftarla nasıl bir ilişki kuracağını düşünüyorsun? Sonraki sorum da Serkan Bey'e. Serkan son, yani hatırladığım kadarıyla ilk defa bir teknik adama basın lansmanı düzenleniyor. Bundan sonra iletişimde daha farklı adımlar atmayı düşünüyor musunuz grup olarak Volkan Kuvvetleri'nin gelmesiyle beraber? Sen başla istiyorsan hocam. Şimdi şöyle, aslında ben Artvinli bir baba, Rizeli bir anneden doğma bir çocuğum. Ama doğum yerim Fatih Samatya. Annem Karagümrük Ortaokulu mezunu. Az çok Fatih'in nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Taraftarlarının nasıl olduğunu da biliyorum. Az ama öz bir taraftar kitlesine sahip. Keşke, inşallah uzun zaman değil herhalde, yakın bir zamanda hem tesislerimiz hem de stadımız olacak. Başkanım onun için çok çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Karagümrüklerin olduğu bir statta inanın ki 30 bin 40 bin kişinin olduğu taraftar kitlesinden daha çok ateşli bir taraftar kitlesinin olduğunu ben biliyorum ve şahit olduğum çok maç var. O yüzden semtimin takımına geldiğim için de ayrıca çok mutluyum. İnşallah bu semtimizi hep beraber el birliğiyle yukarı çıkarmaya çalışacağız. Buyurun. Bir sorusu daha vardı. Evet, ilk defa basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Aslında hocamın da söylediği gibi birazcık bu kendi fiziki koşullarımızla da ilgili. Bazı etkinlikleri yapmayı, sizlerle buluşmayı, daha fazla etkileşimde olmayı biz de çok istiyoruz. Ancak tabii kendi yerimiz çok olmadığı için bu tarz etkinlikler çok ne sizin için uygun oluyor ne bizim için uygun oluyor. Ama biz de gelişmekteyiz ve Volkan Demirel gibi bir önemli spor insanının da kulübümüze katılmasıyla biz de bunu fırsat bilerek bu tarz etkileşimlerde gelişim göstermek istedik. Bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. İnşallah kendi tesislerimiz, stadımız olduğunda da daha önce görünmemiş birçok sosyal medya ve medya organizasyonlarını düzenleyeceğiz. Bütün bunlar için hazırlıklıyız. Sadece birazcık zamana ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Kariyerinde çok fazla önemli isimle beraber çalışma şansınız oldu. Ankara Başkan Bekir'de. Kendinize en yakın hissettiğiniz isim kim? Bunu merak ediyorum. Ve teknik direktör Volkan Demirel'i özetleyen en iyi felsefe, en iyi karakter nasıl bir takım izleyecek? Bunu da merak ediyorum. Şimdi en yakın hissettiğim teknik direktör anlamında söylüyorsun. Tabii ki şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolcuk hayatımda da yazıyordum. Antrenörlük hayatımda da çok yazmaya başladım. Bu 3-4 aydır daha da fazla yazmaya başlıyorum. Ya hepsinden tabii ki illaki bir şeyler gördüm, illaki bir şeyler öğrendim. Ama benim teknik direktörlüğüm veya teknik direktörlük anlayışım çok daha farklı. Nasıl farklı? Ben duygularıyla yaşayan bir adamım.
her zaman da söylüyorum bunu, oyunculara da söyledim. Duygunun olmadığı hiçbir yerde başarı, yani muhakkak, yani başarı gelecek. Yani duygunuz varsa eğer, bir şeyi eğer istiyorsanız, o duygu, o içiniz kabarıyorsa muhakkak olacaktır. Benim ilk önceki hedefim oyuncularla o duyguyu, ilişkiyi, iletişimi, dokunmayı başarmak. Ondan sonra zaten şimdi çok hocayla çalıştım. Az önce biraz geri gelip kaseti başa soruyorum. Zico ile çalıştım mesela ben. Zico'yu babam gibi görüyordum. Yani o elektriği bana veriyordu ve gerçekten şunu da samimiyetimle söyleyeyim. Zico ile biz çok taktik teknik çalışmadık. Çıkıyorduk. 5'e 2, çift kare, tabii ki yan atışlar, kornerler vesaire, ama o bize öyle bir şefkat, öyle bir sevgi verdi ki biz sahaya çıkınca elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyorduk. Ve neticesinde de en başarılı dönemimizi Zico zamanında yaşadık diyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz geldiğimiz durumları. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, taktik, teknik, analiz, düşünce, fikir hepsini açıyor. Tabii ki bunlar olmadan olmaz. Ama bunlar belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra artık o duygu, o istemek, o karakter meselesinin ortaya çıktığını düşünüyorum. Son zamanlarda gerçekten futbolda, sadece bu Türkiye futbolu için değil, hani eski karakterlerin olmadığını hep beraber görüyoruz. Bunun açıkçası kimse hayır, karakterli çok farklı yer. Şimdi herkes biraz daha, tabii Z kuşağı geliyor, biraz daha ortalık farklı bakış, yani farklı, oyuncuların bakışları farklı, değişebiliyor. Ama ben yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya çalışıp o şekilde bir profil çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki tekniğimiz, taktiğimiz, hocalarımla, ekibimle en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama daha çok oyuncu odaklı, dokunma odaklı bir teknik direktörlük yaratacağımı düşünüyorum. Serkan Bey, az önce tesislerden bahsettiniz, imkanlardan bahsettiniz. Yeri gelmişken bu durumla ilgili gelişime mücadele edebileceğiniz bir durum var mı? Yani stat ve tesislerle ilgili. Yani ikisiyle de ilgili başkanımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani bütün gündemi bu diyebilirim. Hem bakanlıklarla hem de bütün ilgili kişilerle sürekli temas halindeyiz. Yani bize gelen bilgiye göre çok kısa bir süre içerisinde, yani 1-2 ay içerisinde tesisimizin nerede olacağı, nasıl olacağı ve başlangıcı ile ilgili somut bir adım atmış olacağız. Aynı şekilde stadımızla ilgili de projeler var. Ama birazcık zaman alıyor. Yani en kısa sürede bunların çözüleceğine inanıyoruz. Herkes gibi biz de bekliyoruz. Herkese yapıldığı gibi bize de mutlaka en kısa zamanda yapılacaktır. Şu anda durum bu. Sorunuz yoksa teşekkür ediyoruz hepinize geldiğiniz için. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Zahmet verdiniz. Teşekkürler. Sen bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Bir de bir şey yapalım. İmza atacağız mı? İmza, yani nasıl istiyorsanız şu. Atalım. İmzayla yapalım. Sen bunu bırak sadece hocamızın. Ne yapayım? Senin imzan hocam. Tamam işte, atıyorum ben. Aynen. Ben de düşürüz. Seviştiriz, kalk atıyorum. Bir de size bakarak atayım şöyle. Yusuf abi, çekiyor musun? Tabii ki. Formayı tutalım mı? Öpüşelim abicim.